Geldim şimdi. Haven zamanı hadi. Emperor Liam, these accusations are ridiculous. You claim that you had nothing to do with your daughter's escape. I've proof that your bastard son broke into my jails to free her! Sandor acted on his own. Besides, what was my daughter Irina doing in a wolf dungeon in the first place? That she-wolf nearly killed me! How sad that she left the job half done. Silence! The Emperor speaks. I decreed that Slava give his daughter's hand to Gerhard in order to create a lasting peace between your houses. Hoş geldin Art of the Rolling. Uriel, remind these tiresome dukes of the prophecy. The blind brothers have predicted an eclipse. Remember these words. Sheog's wall will falter. Ashon will be submerged in chaos. Eğlenceli geç ya Inferno. Will reshape a broken world. Three short years until the demons once more break free to ravage our world and your duchies. And two of my dukes threaten to kill each other while all this is about to break loose. It's as if someone were working from within our ranks to defeat us. Lady Irina defied my orders and fled her engagement. A suitable punishment must be determined. No! Emperor Liam, she is just a child! Heya! I believe I have a solution to this problem. My emperor. Ya bir kere böyle kafa gitti bir araya. Lady Anastasia. Then let us hear it. Anastasia, I will not feed. Ya Serberiler şey ölsünler diye bekledim de biraz fazla güçlü çıktılar. Öldürdüler, savaş bitti. Are you so certain? I believe I can solve all of our problems. Şimdi gerçekten çok etkili olmayacak bir Dynasty ile bunu oynayacağız. Sonraki boss fight'ı da şey yayın dışı oynayayım dedim. Çünkü defalarca kez deneyecektim onu. İlk denemede geçtim. Father, your peaceful ways must be put aside. We are at war with an invisible enemy and our duty. İşte yeni kurallarla. Şimdi gerçekten çok etkili olmayan Iron Feather'ı düşünüyorum. Evet, yerine kullanabileceğim çok güzel şeyler var da. Dur bir dakika, şu Iron Feather'ın bir şeyine bakacağım. Yazıyor ekranda sosyete. Dur, şeyi seçimi, hiç kullanmadığım bir şeyi seçeyim ben, hiç. Değiştiriyorum, şeyle oynayacağım. Bir dakika. Ya Age of Balance'da oynayacağım. Age of Balance hadi tamam ya. Şimdi o kılıçla melekler zaten çok şey. Melekler çok güçlü olacak o 120 şeyle. Ölmeyecekler. Melekler çünkü zaten şey güçlüler. Bir de %20 direnç de verirsem Age of Balance. Tamam.
Hiç kullanmadığım bir şey daha. Chat ekrana gelmeyecek doğru düzgün. Chat ile ilgili sıkıntılarım var bayağı bir. Birdenbire bu transparent işi bozuldu bende, artık çalışmıyor bugün. Niye bilmiyorum. Hem chat yazımında hem de OBS'in içinde. Griffin, the heart of a lion and the spirit of an eagle. I am proud to bear your name. Someone is stealing from the griffin's nest. They're either desperate or mad. Şu an tabi şey ability'm olmadığı için şu an kılıç bir işe yaramayacak. Divine Justice mi? Anatem ama. Ney? Bu bir dakika. Bu kılıcın özellikleri mi? Bu bir bug olabilir. Bakacağım. Şu savaş bitsin. Oğlum ne oluyor? Niye çıktı onlar? Dur bakayım, şu savaş bitsin bakalım ne olacak? Şimdi dur bakalım. Tamam, kılıcın özelliğiymiş. Okey. Tamam. Ha, bir dakika. Düşündüğüm gibi değil bu. Bir dakika. Dur. Ben bunu ne yorumladım biliyor musun? Şunlar falan, Blood ve Tear olanlar.
Dur ya, o zaman ben bunu kullanmam. Bu düşündüğüm gibi çıkmadı. Ne yapalım biliyor musun? Boş ver. Şey yapıyorum. Değiştiriyorum kılıç. Sword of the Wolf kullanalım. Hadi bakalım. Onu da hiç kullanmamıştım. Bunun silahı da olsun. Ya da işte manyak gibi şeyi kullanayım ya. Ufacık defansıma. Şu Arakne. Arakne denen şeyi bilmiyorum. Kılamadım işte ya. Çünkü oyunun sonuna kadar oynayacağımı bildiğim için, ya görev başında seçiyor olsaydım işte bunları dert etmezdim. Şu an ediyorum işte. Oo. Tamam, kararımı veriyorum. Emperor Liam, these accusations are ridiculous. You claim that you had nothing to do. I am the Duke of the Griffin Duchy. Father. Karar verildi. And with that, voices have returned to haunt my mind. I welcome them, for they say they know who killed him. They know it was the faceless. Father, your peaceful ways must be put aside. We are at war with an invisible. Aslında şu şeyle oynasak bütün o repetition'ları kullandığım, o da değişik bir kafaya. Bunların hepsi açık başta. Dediğin gibi aykırılıklara devam. Bu. Hadi bakalım, iyi yayınlar. Odan şimdi şöyle oynayacağız. Sadece paraları topluyorum. Anton içten içe böyle light might falan derken aslında Eldrat Meldrat falan filan derken arkadan. Vallahi var ya, başından sonuna aynı silahla oynama işi aslında şu an düşünüyorum. Ne bileyim ya. Eğlencesi kaçıyor. Şey olsa ama bir daha da başlamam. Zar atacağım. Bütün silahları koyacağım böyle havuzda ortaya, tamam mı? Atacağım ne gelirse. Ağlamak yok.
Boş ver ya. Yok yok. Üçüncü defa başlam da. Okeyiz şimdi. Tamamız. Bak, hurtları almadık ya. Neyse. A wild griffin, the heart of a lion and the spirit of an eagle. I am proud to bear you. Someone is stealing from the griffin's nest. Vanguard kullanmıyor bu şeyi. O yüzden böyle öyle yaptı laptop. Sene savaşta falan yapıyor bunu. Ordular saldıracak, kaldırıyor kılıcını. Father Sky bakıyorlar. Baba ne oluyor? Ne Father ne Sky'ı? Ama evet. Tekrar düşününce birazcık hoşnutsuzluk da hissediyorum. İçten içe. Yani oyunu çok eğlenceli kılan bir şey. Ben başta kendime yapıştırıyorum. Ben böyle oynayacağım diyorum. Hep. Ya ama olmadı şey yaparım zaten. Siktir et. Böyle ara sıra belki şey o normal şey mapleri yaparım. Normal açar oynarım böyle büyük map falan filan devasa map de artık orada kullanırım istediklerimi. Hayır ya. Oynamam. They took control of the faceless have not been seen in centuries and the shadow I know they're back. I can so the voices have returned. You haven't heard them since you were a child. Anyone or anything that arkadaşlar hadi Father Sky. Hadi Mother Earth, Father Sky adına.
Bakıyorum saçma sapan ne yapsam diye düşünüyorum. Aman boşver. Ne olduğunu gördün mü? Zorluk hay dedi. Hay. Savaşa girdim, kaçmak istiyorlar. Hay Allah Allah, iyi gidin bakayım. Dört tane şey olunca kurtlar bak daha dediler bu kalabalık. Hakikaten anlatayım bu neydi? Çok nadir de olsa böyle şeyler denk geliyor. Çok bayağı bir nadir olsa bug'lar denk geliyor bana. Ya yani bug diye yorumluyorum bunu yani. Ne diye yorumlayabilirim ki başka? Hay dedi. Savaşa girdim. Kaçtılar. Ben 5 deneyi açacağım söyleyeyim. Şunu açabilirim Warlords Command'e. Hı. Benim tarzım değil ama pek. Pazar gününe de hem Torchlight 2'ye hem Elden Ring'e hem de Valorant'a da dönmüş olurum. Hani bunu bırakmayacağım da hani şu aralar sadece ben bu oyunu oynuyorum. Ben sadece bir oyunu oynamayı da sevmiyorum. Her zaman derim ben tek bir oyunun yayıncısı değilim zaten. Ha bu taktik skillini mecbur vereceğiz ya. 7'yi ben gerçekten oynamam ya. Ben 7'yi görmek istemiyorum hayatım boyunca. Gerçek anlamda kötü. Çirkin. Yani benim oyun stratejime, zekama hakaret olarak yaratılmış bir oyun.
Ya bu taktik illa vereceğiz değil mi ya? Yedi siteye de nasıl atayım? Bir tane kalkan da demiyor ki ben şu duruşun yana geçeyim de koruyayım. Hiç. Ay buraları falan ben unuttum. Of bir de çok daha önemli şuraya bak. Ya vermeyeyim dedim de işte. Orası ne güzel. İlk direkt girmemiz gereken yer orasıymış. Onu görmüş oldum. Bak Father Sky'a nasıl akıyor. Ha zor savaş. Oğlum Father Sky diyoruz. Mother Earth, Father Sky. Hurra. Orc plan. Grab weapon and attack. Boşuna mı aldık bu Father Sky'ı? Lan yoksa ben zaten niye böyle dalayım buraya? Bilmiyorum ki neyle scale oluyor. Ya hasarım artı işte 600 artı benim hasarım. Bir vuruştuk. İki kişi de yan yana gelmelerini bekledim. Geldi. Yapıştırdık. Yani benim hasarımı ekliyordur. Biraz blade de tabii ki düşecek de boş ver düşsün ya. Bak o olmaz mesela. O orada olmaz. İşte ikinci, üçüncü, dördüncü görevlerde etkisi elbette düşecek. Ben Heroes 4 oynamak istiyorum ya yayında. Öyle bir avaya vuruyordu ha. Ha? Oynarım ben şey yaptım. Ben hem oyunu modladım, hem camping'de çeşitli mapleri modladım, şey mapleri düzenledim. Bir de hani kendim değişik değişik şeyler ekledim. Ama o çok dağınık bir durumda, benim onu toparlamam lazım. Çok öldük de siktir et. Şu an takmıyorum çünkü gördüğün üzere hani kas tavuk meselesi. Burada işimiz bitti dönüyoruz.
Doğru, onu zaten alamayacaktım. O yüzden de anlamıştım. Üçü de oynuyorlar. Ya bir şey değil mi? Dördü, beşi de oynuyorlar. Beş şey yapımı ya zaten. Firma Rus. Heroes'un en bomba özelliği 5'te geldi bugüne kadar ki. En devrim yaratan şeyi. Çocuk olsaydım heyecanlanır şey derdim. Of, beni böyle oynamam lazım diye. Şimdi artık hiç öyle heveslerim yok. Adamlar aynı anda oynamaya getirdiler. İki oyuncu birbirine böyle hani 2 günlük mesafeye yaklaşana kadar turları aynı anda oynuyorlar. Birbirleriyle etkileşime girecekleri noktaya geldiğinde oyun tekrar turn-based haline dönüyor. Ve bir tane adam oturdu şey yaptı. Exe'yi editleyerek onu da kapattı. Sonsuza dek Heroes 5'i hani hep aynı anda oynayabiliyorsun. Şöyle oluyor ama ben kız arkadaşımla falan oynarken şey yapıyoruz mesela, player'i bir ben miyim? Onun Heroes'u mesela gün başlıyor, diyorum ki dur bekle. Dalacağım şu Hero'na falan filan. Kaledeki işlerini bitir falan. Çünkü o hani oyunun legal bir parçası değil o kısım. O kadar artık çünkü. Etkileşime geçtikten sonra artık turn based. Ama işte artık benim için harika değil. Çünkü benim için Heroes'un olayı bir şey yapıp işini bitip alt tab alıp işlerinle ilgilenmek. Bu. Ben hayatımda hiç Heroes'u şey oynamadım ki oynadım böyle bekleyeyim. Hiç. Hemen alt tab işlerini hallet. Hatta bazen şey yapıyorduk, aynı anda oynamayı biz kapatıyorduk. Ulan oynuyorsun. Geçiyorum. Tak diye gün geldi. Lan diyorum, bir düşünmüyor musun? Bir şey yapmıyor musun? Bir sal ya. Lan bunda da ölmeyin be. Ya sen çekil. Sen de çekil. Sana gerek kalmadı artık. Ya bir gelemediniz yan yana ya. Ya yeteneksiz, gerizekalı, hantal, sefil. Ana, ben diğer skill açmamışım başta ben. Neyse. Inferno'da o kadar iyi oynadım ki. Oyunun, baktın mı geçen yayın biraz kabaca? İkinci haftada iki kaleyi aldım ve ikisinde de full bütün askerler kuruluydu. Ben şimdi hemen alt top. My beloved nephew, so like a son to me. You've died too young. I hope for you a longer and happier life the next time. Duke Slava, may Elrath guide you to his light. You have served your emperor and your dragon in every action and breath. You were a good father. Some say maybe too good. But I wouldn't have had it any other way. War is upon us. Its first victim. Slava Pavlov of the Griffin. Let him lead the march through darkness. His name, the first name sung. Go in peace, Slava. Go in peace, my son. My father was a just and caring duke who paid for his kindly ways with his life. There are faceless among us. They must be rooted out from our countryside and our hearts. And especially our minds. They have killed our Duke. A father not only to me, but to us all. The faceless. They are the enemy. Kill them. They divide.
I hereby decree that every subject on my lands shall swear fealty to the Falcon Empire and Elrath, our true and only dragon god. Those who refuse are enemies to us all. Bu akşam bile aynı şey yapabilirim ya. Şundan sonra belki Valorant. May Elrath's eternal light scorch the treachery from their shadowy souls. Yes, the faceless. They are the enemy. Kill them. Kill them all. Go in peace, Slava. Duke of the Griffin Duchy. The realm is in able hands. Şşşş. Week of Conjunction. Conjunction ne yoksa. Şimdi item gelmez. Bir şey soracağım. Ben bilmiyorum. Şu fortları ele geçiriyoruz ya. Bunu kendi ırkının fortu yapınca ne oluyor? Aslında biliyorum da. Söyleyeceğim. Niye ben o fortu kalkıp da kendi ırkımın fortu yapayım? Ne geçiyor elime? Onlar bunlar. Dwellinglerden bahsediyorsun sen. Ben Fort'tan söz ediyorum. Hadi düşün bakalım. Bir insan neden Fort'u kalkıp da ırkını değiştirmek için para harcasın? Evet. Düşün bakalım. Teleport olmak için çevirmene gerek yok ya. Günlük bir 500 falan kazandırıyor. Yine kazandırmaya devam ediyor. Bulamadın değil mi? Gelmedi aklına bir şey. Yo. Çevirdiğinde de günde 5 gol kazandırıyor ve üstüne ışınlanabiliyorsun. Çevirmediğinde de hiçbir şeyin üretimine zerre kadar etki etmiyor. Neden?
Hayır. Söylüyorum. Çok gerizekalıca bir şey. Oyun bunu açıklamıyor. Bunu sadece düşün, benim gibi manyak gibi oturup düşünüp buluyorsun. O fort kale. Hatırladığın kadarıyla o kale değil mi? Kale savunması yapıyorsun böyle bir tane. Kalede savaşıyorsun. O mount var ya, tuzaklar. Kendi ırkının oluyor. Bu kadar. Made from criminals in few nonsense. They saved Ashan from a demon invasion and have proven their courage more than once. They can be converted to Elrath. If you don't think it... The orcs have protected our borders for decades. They must worship Elrath. Bu da ne pis bir çocuk aslında ya. Look what it got him. I'll never forget the look of horror in his eyes when Anastasia brought him down. The zorluyor nasıl satayım ya. Bak. Şey. Olmaz. Bu topraklarda yaşayacaklarsa. Elrath'e zaten kendileri döndüler. Yilet'e tapıyorlardı. Dragon of Air'e tapıyorlar. Şimdi Dragon of Light'a. Yilet'ten şeye döndüler. Elrath'e döndüler. Elrath'e. Söylüyor da şeyi. Hatırlamıyorum ki. Söylüyor da. Bu orklar burada takılacaklarsa Elrath'e tapacaklar. O sırada Anton hatırlamıyorum. Ha, kavga mevzu. Dediğim gibi ben expansionların hiçbirini bilmiyorum. Ana senaryolar bitince oynayacağım işte ben expansionları. Bakalım ne oluyormuş oralarda. Fikrim yok gram. Heroes 5'teki çok sevdiğim bir karakter var. Onu biliyorum. Rayleigh. Hatırlamıyorum sonlarını biliyor musun? Hiç öyle Laylom Laylom oynadım. Biliyorum. Yok sadece hatırlamıyorum şeyi. Yıllardır çocukluğundan beri duyuyormuş. Şeylerim öyle komik geçiyor ki benim Heaven oyunlarım. Şunları o kadar agresif kullanıyorum ki. Normalde birimin amacı durup yaralıları iyileştirmek değil mi? Bende şöyle oluyor. Full kendilerini iyileştiriyorlar. Bilmiyorum, ben expansion'dan hiçbirini oynamadım. En son birkaç sene önce oyunu bitirdiğimde başlayacaktım. Dedim dur ben bunu sonra yapayım dedim. Sonra araya bir sürü şey girdi, unutuldu falan. Heroes 5'te şeydi o. Demon'da. Tier 5'in konuyu ne kadar biliyorsun bilmiyorum. Sonra şey yaptı. Kendini dönüştürdü. Agriel isimli demon'dan Rayleigh isimli dungeon'a döndü. Ama yeter dur. 3-5.
Onu atarken içimden ben öyle Father Sky diyorum zaten. Rolfis merhaba. Evet. Sabit gönderiyor oku. Benim Twitch'teki yani YouTube şey ben YouTube'a geçtikten sonra şey olur Rolfis. Twitch'teki takipçilerimin %0.1'i falan merak etti ya bu adam nerelerde diye. Sadece onlar YouTube tarafında beni buldular. Ondan da sordum peki beni nasıl buldun diye. Şu an galiba turnuvalarına hiç turnuva düzenlemedim de hayatta neyse. Ama evet hatırlıyorum. Şey diyordum. Sordum o çocuklara peki benim YouTube'da olduğumu falan beni nereden buldunuz dedim. Dedi abi sen ortalarda seni bir süre hani göremeyince ortalarda Google'a girdim. Volcanic Melodies yazdım buldum dediler. Twitch tarafı şu an Twitch'te de yayındayım. Ama dediğim gibi chat şeylerim benim bozuk bugün. Ekranı çıkmıyor. Kimin ne yazdığını görmüyorsun. Yok Rolfis. Onları organize edecek insanlar yok. Ben çok uğraşıyorum. Yapamıyorum. Ben çok salmış durumdayım. Ben sadece artık oynuyorum ve çıkıyorum. Anca işte chat'tekiler falan YouTube'dakiler bir şey yaparsa, organize ederlerse oynuyorum o kadar. Ama dediğim gibi ben genellikle YouTube tarafındayım. Hayır, hiç açma o konuyu. İyi beklerim. Pazar gününe kadar Valorant'a tekrar dönerim. Hatta belki bu akşam da oynayabilirim bilmiyorum. Bakacağım. Kesinliği yok ama. Yani eh diyebileceğim bir şey bu benim sadece. Eh. Yo. Ya var da boş ver. Ne yapacaksınız? Ben sorunlarını anlatan bir insan değilim. Çünkü hiçbir işe yaramıyor. Yani anlatsan ne yapacaksın? Çözeceksin mi? Hayır. Boş iş. Ben sadece muhabbete geliyorum. Hayatımla ilgili YouTube tarafında da mesela bas bas söylüyorum. Cevap vermiyorum. Hayatımla ilgili konuşmuyorum. Açın diyorum bir konu. Konuşalım. Onları yapıyorum. Hiç o yüzden hoşlanmam hani soranlara. Dediğim gibi hani ne yapacaksın diyorum. Çözecek misin derdin varsa. Boş iş.
Danışcanım o ayrı. Muhabbet ederim. Sadece benim özel hayatımla ilgili problemleri anlatmayı çok fuzuli buluyorum. Aa lan ben şeyi unuttum. Goblin vardı bir yerde değil mi? Ben unuttum mu onu? Yanından geçmişim ya. Load etmemem lazım. Kural kuraldır. Ama dur bir dakika dur. Grafik tasarımda ben anlamam. Bak oyun bug'a girdi böyle yapınca. Ne oluyor görüyor musun? Ama bu tur mu? Onunla konuşunca bu işi yapamadım. Tamamdır. Kolay gelsin. Hadi buyur. Ya bak işte böyle şeyler o kadar çok tadımı kaçırıyor ki. Farkındasın bak. Bunun adı bak. Yerden almak gerekiyormuş. Ay. Görmedim ben onu. Yok, item arkada duruyormuş. Father Sky. Kanalıma bir ara tıklasana. Millete
kızma amaçlı kurduğum bir cümle var ya, bir ara tıkla bak, bu adam neler yapmış, ne oynamış falan, bak bir. Onu da dalmam ya. Şimdi dur, ben Valorant yayına geçerim bundan sonra. Sen Curcune'yi o zaman gör. O kadar çok insana cevap vermeyeceğim ki. Çünkü ne olduğunu göreceksin. Açıklamayı okuyun. Şeyini yayının her yerinde göreceksin. Yayının o küçük resimde açıklamayı okuyun yazısı göreceksin. Yayının başlığında açıklamayı okuyun yazısını göreceksin. Chat'te sabit mesajda açıklamayı okuyun yazısını göreceksin. Ve oyunun içinde, üstte, ortada açıklamayı okuyun yazısını göreceksin. Ve buna rağmen hala beni tanımak için orada sıkça sorulan, cevaplanmış şeyleri sorduklarını göreceksin. Büyük bir sabır testi. Bana o, bak bu yeni nesil nezaketsizliklerden bence. Ben birinin mesela yayına girdim diyelim. Bir merak etme mesela, tanımak istiyorum o yayına girdim kişiyi. Şeyi geç, ay bunları hiç vermemişim ben buna. Doğru 5 yeni oldum. Şeyi geçtim şey kısmına. Benim için öyle sağa sola her yere şey yazmana da gerek yok. Ben kendim hani rahatlıkla bulurum. Birini tanımak istiyorsam lan bakarım bu adam neler yazmış. Orada ben 53 milyon kere anlattığım şeyleri yazmışım, açıklamışım. Bakarım bu adam profiline, tıklarım, bu neler oynuyor, neler paylaşmış. Oynatma sitelerinde neler var. Sosyal medya hesaplarında neler var. Buraya kocaman yazmış açıklamayı okuyun diye başlığa. Acaba açıklamaya ne yazmış diye bakarım ben. Millet geliyor. Hiçbirine bakmadan lan kaç yaşındasın diyen var. Başlıkta yaş 39 diye başlıyor. Ay bak. Daha oynamadan Valorant'a direkt sinirlendim. Beni oyun sinirlendirmiyor ki. İnsanlar sinirlendiriyor. Ben Valorant yayınlarım dışında hiçbir yayınıma gelinmiyor. Bu bir gerçek. Bunu kabul ediyorum. Herkes görüyor da zaten. Bir tek Valorant yayını, bir de LoL oynadığımda. Aman geber Griffin ya, uğraşamayacağım ya. Gerçi diriltirim de dur. Salak gelmeden onu ufalamam lazım. Oyunun lore ile ilgili bir şey soracağım sana. Ama bilme ihtimalin neredeyse yok çünkü bunun bir açıklaması yok aslında. Sadece fan teorileri var. Şimdi kolaydan başlıyorum. Ork denen şey Heroes of Might and Magic serisinde nasıl ortaya çıktı orklar?
Bir şey yazdıysan mesajın gelmedi. Yes'ten sonra sadece direkt ama bu oyunda deyip açıklamaya başladım. Sen önce goblinleri yapıyordu, şeytanlar, sonra benim orkları falan. Tamam. Yani bunu bildiğini sanıyordum. Kolay olan soru buydu. Wizard büyücüler tarafından yaratıldılar. Peki. İkincisi. Neden yaratıldılar? Neden kalkıp da hadi biz bir ırk yaratalım dediler? Yok işte burada chat'te yok mesaj. O yüzden diyorum. Yes'ten sonra direkt ama bu oyunda sanırsam önce goblinleri yapıyordu falan dedin. Mesaj yok ortada. Tamam evet. Peki. Kendini korumak için değil aslında. Demonlarla savaşmaları için. Kaspar'ın Anastasia'ya sorduğu muhteşem soruyu sana yönelteceğim. Geliyor soru. Orkların ruhları var mı? Hoş geldin Türker. Ya bunda da var. Peki yoksa bu kral falan filan nasıl hani böyle konuşmayı öğreniyor? Kendi düşünceleri, fikirleri var, özgürlükten bahsediyorlar. Baş düşmanlarını onlar da kendileri iblisler olarak biliyorlar. Bu nasıl oluyor? Burada var. Türker 6'da. Şu an chat yok. YouTube tarafında arkadaşla konuşuyorum. Hirolçu. O da 30'lu yaşlarda. Hatta benden 2 yaş küçük, hani yaşıtım. Onunla muhabbet ediyor. İşte o sadece onlar şey fan teoriydi. Onların öyle bir açıklanmış bir şey yok. Yok şu an geldi mesaj. Oğlum ben neye dalmışım ki böyle, ben neye girdim ki? Şimdi Griffin dive desem o da uçup gidecek. Güzel canım. Sözüm yok. Ay giderse gitsin ya. Nasıl next turn ya? Ben kullanmışım onu. Aa ne ara.
Şu an hatırlamıyorum ya. Orada cevap vermiyordu. Yani orada bir ayrılmak zorunda kalıyorlardı artık. Yeter falan filan hede hede. İşte Mother Namtaru için bekleniyorsun falan. Ya Volkan, artık dönüp şey yapar mısın? Ben hala şeyimi yapmadım. Orada... Evet, dön Volkan, ne olur. Hatta dur ya. Çünkü yeter. Gayet güzel. Warcraft'ın doğru çok güzel. İptovucunu kullansam mı? Ama şimdi magic power veriyor. Benim hiç magic yok. Magic vermiş olsaydım... Ya Volkan dur. Bak orada almıyorum. Hala şey peşindeyim. Ya sokarım şeyine ya. Yok tamam. Yeter. Griffin'leri de istiyorum. Hatta kalsınlar. Şu an ben yanımda istemiyorum bunları. Ork kalesini aradan çıkartmam lazım benim. Hay diyor lan. Bence ne yapayım biliyor musun? Şu hafta ben burada bir gezeyim. Gezeyim ben. Ha benim Warcraft maplerim şey Heroes maplerinde şey prensibim var. Ben birazcık hoşlanmadığım, hoşuma gitmeyen bir durum. Bende şey işlemleri olmaz benim maplerimde. Işınlanma. Portallar morta. Varsa da hani böyle çok hani ya bir ya iki tane. O da böyle çok kilit noktalarda. Oradan da geçmek için bir şeyler falan yapman gerekir. İkincisi movement speed veren itemler de yoktur benim Heroes 4-5 şey map editlerimde. Hani bildiğin şey kafası vardır bende mesela. X kalesinden bilmem nereye gidiş mesela 3 günlük mesafe diyebiliyorsun ve gerçekten hani 3 gün sürüyor. Ha, adam tabii hızlı birimlerle şey yaparsa hızlı birimleri alıp Heroes 4 adına konuşuyorum. Kuşlarla muşlar gezer ama ona yapacak bir şey yok canım. Yani şey konusunda çok hassasım ben. Oyuncuların hareket hızları bayağı bir aynı olmalı.
Onun analizini oyuncu yapabilmeli oynarken. Ben o yüzden multiplayer, ben o portal ve ışınlanma skill'i, yani skill'i yok. O ışınlanma mevzularını ben sevmiyorum oyunlarda. Oyun zaten yeterince böyle hani strateji. Bir de hani onunla uğraşma, hani strateji de savaş stratejileriyle uğraşalım. Parayı nasıl harcayacağımızla uğraşalım. Griffinler ölmek için varlar. Evladım heal atacaktık. Kavga mevzu. Ya 5'te de şeyde de şey olayı var ya. Ordunda Griffin varsa otokombata, hani otokombat bir işe yaramıyor. Hani giriyorsun her türlü. Hele 5'te hani otokombatla ölme makinesi bunlar. Çatır çatır ölüyorlar. Halledildi ya. Aman çok olsa ne olacak? Life'ım zaten birimlerinde defansı yüksek. Ne olacak yani çok olsa? Sorun yok. Ya bir de agresif şeyi falan, hani Heroes 5'te inisiyatif falan yüksek. Hani o yüzden ölüyor yani. Griffin ölüyor. Orada Griffin alıyorsan otokombatı unut. Öyle bir seçeneğin yok. Ölecekler çünkü. Farkındaysan benim birime de vuruyor şey. Gördün değil mi? Bana da vururdu. Savaşına göre şey çok sinir bozucu oluyor. Sen girip daha kötü oynuyorsun ya. Diyorsun dur şimdi ben diyor 12 ölü ne diyorsun, sen giriyorsun 40 ölü. De tabii canım. Beni oyunda mutlu eden, keyif alması sağlayan şey load yapmamak. Anlamı kalmıyor ki load edince. Ya bir kerelik, bir kere bu batağa düşmüş bir insan hiçbir oyunu normal oynayamıyor artık. Hele oyunlarda hardcore karakter olayı. O da öyle mesela. Bir kere bir alışıyorsun. Diyorsun ki ben bir softcore oynayayım. Normal karakter açıyorsun mesela. Karakter öldü. Kasabada tekrar diriliyorsun. Diyorsun. Diyorsun ben istediğim kadar ölebiliyorum oyunda. O gözle bakıyorsun. Load etmek de öyle. Lan diyorsun ben böyle bir şey yapayım mı? Yapıyorsun. Ondan sonra ay olmadı dur geri alayım. Bu olmadı geri alayım. Şu olmadı geri alayım. O olmadı geri alayım. Ondan sonra oyunu bitiriyorsun, sonra
Çok keyif alamadım ya. Çok zor oyun değildi. Biraz kolaydı. Oynadığın oyuna bir nevi ihanet yani. Ben öyle düşünüyorum. Evet, şey mimleri çok görüyorum böyle. İnsanlar oyunları kolayda o falan oynayabilir. Gitsin boş ver. İnsanlar kolayda oynayabilirler. Sorun yok. Oyunlar hani eğlenmek içindir. Doğru. Kalk ben kolayda oynayabilirler. Benim için şöyle oluyor. Kolayken ben eğlenemiyorum. O eğlenmek için diyorlar. Ben öyle eğlenemiyorum. Bana ne? Bu arada evet, biraz ordu gidecek burada. Arkadaşlar şey yapıyoruz. Ay, hızına bak pezevengin. Tam Griffin kaçar. Griffin kaçacak. Okey. O buna vurabilecek de. Ölümsüzlük açarız. Tamam. Ben onu karşılamaya kendim gidiyorum şimdi. Gelemiyor değil mi şu salak? Kör yok ya. Bir de RNG işini sevmiyorum ben oyunlarda. Yaptığım, düzenlediğim, geliştirdiğim bütün oyun modifikasyonlarında mümkün oldukça RNG'den uzaklaşmaya çalışırım. RNG'ye. Ben nefret ederim. Şanslı olan kazanıyor. Ne kadar şanslıysan o kadar iyisin. Çüş. Tamam peki. Senin kaderinde bu varmış. O zaman Father Sky'a seni kurban etsek mi? Ya bak, RNG olsun da hani şimdi RNG var, RNG var hani. Mesela ben sana nefret ettiğim bir oyun söyleyeyim. Tavla. Nefret ediyorum. Nefret, nefret, nefret. Dürüm Walker'lar şimdi biraz problem oldular. Çok fazlalar çünkü gördüğün gibi. Ben Witcher'daki Gwent'i seviyorum. Ya yine de ben Griffin kurtarmaya çalışayım bir şekilde. Ya ama bu Father Sky diyor, Mother Earth diyor. Çok koşuyor, çok gidiyor. Yine kurtaramadık. Hatta şu an bu çok fuzuli bir hamleydi. Boş hamleydi. Epey bir. Aynen, kale karşılığında biz bayağı bir şimdi gondiklendik. Yapacak bir şey yok.
başına vurma da ne yaparsan yap. Ya bunlar daha kaliteli birimler de benim DPS bu olduğu için onu diriteceğim. Ya bir de pezevenk bait diyor ya. Onlar da geberdi gitti. Ya bu arada ben muhabbet ederken bakmamıştım aslında. Hani baksaydım ben böyle bir oraya girmezdim de. Kural kuraldır. Girdik. Not possible. Shaman Ula, call your father Sky, Father Elrath, and you can call your mother Earth, Mother Asha. This is acceptable for the Holy Inquisition, but Duke does not listen. Ula. But your living must convert or leave. Konuşurken de kılıcını saklıyor bu arada Anson. Your ancestors are going to grow. Making threat, Duke Anton. Neither, Shaman Ula. I'm trying to talk. Slava was good man. Sun cannot be bad. You have until sunrise, Ula. I suggest. Ya ben skillleri çok şey kastım ya, o yüzden onun sıkıntısında o yüzden yaşıyorum. Biraz late kastım ben. Şunları falan başta verdim, biliyordum bir işe başta yaramayacağım da ne yapalım. Ya bir de bu Father Sky'a biraz fazla güvendim. Father Sky ile bir tık şey yaptı. Üzdü bizi.
37 yaşımda indin değil mi? Benim hayatımın kabusu 37 yaşımın altında başladı. Bende tinnitus var. 37 yaşım yani 2022'nin Mart'ında kulak çınlamam başladı. Ve o günden beri hayattaki hiçbir şey artık benim için çok şey değil, sorun değil. Bu açıdan böyle bakınca iyi oldu da işte. Benim hala hayattaki en büyük hayalim bunun geçmesi. Başka bir hayalim yok benim hayatta.
Yanlış kişiyi atmışım ünsüzlü. Çok büyük hata. Buna şey yapıp ona dalacaktım. Tam tersi bir şey yaptım. Ama planım yine de hani mükemmele yakın işledi. Bu sebepten dolayı. Onları bir araya toplamış oldum. Niye böyle bir savaşa girdim ki?
Çınlar meselesini kendi kendime açtıktan sonra keyfim kaçtı. Salakta savaşa girdim. Hiç girmemem gereken aptal bir savaş. Faceless, they are near. You slaughter the parents and make slaves of the children. The orcs are our... My father is dead, Baron Georgia. You slaughter the... Who's next, Duke?
We have many ancient temples in our duchy dedicated to Ela. I've already sent inquisitors. They'll get this. I've heard enough. The Baron betrays Elrath. Divide us. Find the faceless. They are the enemy. Their commerce is doubt.
Yoruldum ya. Son 10 dakikadır biraz böyle bitsin diye oynuyorum biraz hızlı hızlı.
You're an angel's pet, not a duke. And you trespass. You are my baron. You owe your allegiance. I am free of your blinding light. They are near. Don't listen. Don't trust them. Çok halsiz hissediyorum kendimi.
Aynen bir halsizlik var şimdi ya. Gidelim bitirelim ya, ben çıkayım zaten. Şu görevin son 20 dakikasını böyle uykuda oynuyorum. We take orders from you only on the battlefield, but for questions of faith. I told you to see if he's in league with the Faceless, not to burn his eyes out. His eyes had failed him. The Faceless. Who's next? I've no reason to... I sense a hidden... The Faceless Divine. I've no reason to doubt you. I sense a hidden... The Faceless Divine. Tell me, Salvatore, is George... We are all guilty of something. Your Inquisition kills more of my subjects than- I shall report this to the Emperor. Then run to Liam, in my land. George is dead. His mind was shattered, his body broken. Why do you refuse a man the choice to honor two gods? Jorgen, the Faceless are near. I can feel it. Only Elrath can defeat them. He is light, they are darkness. Why must they be defeated? They killed my father, and they've torn my duchy in half. Why did they kill your father? I don't know the reason,
but I swear I'll find it. I can help you, Anton, and you can help us, for nothing ever happens without a reason. Jürgen, not you. A faceless? We are many, and Jürgen is one of us. What did you do to her? Duke Anton, I will escort her back to Falcon's Reach. Salvatore has overstepped his bounds. But I promise you that I'll mend her shattered soul. Her soul? And what about her body? Her mind? I should kill the Inquisitors for doing this to my sister. Where's Salvatore? Anton, Anastasia's soul is eternal. Flesh is weak and fleeting. You exposed a faceless spy. We must take them to the Emperor and trust his wisdom. Jürgen, he says nothing. He speaks only in riddles. Anton, wait. Anastasia of the Griffin family. You have been sentenced to jail by the Emperor until your life should naturally end. By right as Duke, I commune that sentence. Duke, you don't have the authority to pardon an imperial crime. The faceless, they divide. They cloak the light in shadows. For you are guilty of patricide, and the sentence is death. Çıktım ben. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yatayım ben.